Değerli basın mensubu arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyoruz. Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair ortaya çıkan, dün yayınlanan resmi gazetedeki Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili bugün sizlerle birlikte olacağız. Zeytin yasa ile korunan bir tarım ürünüdür. Dünyada var olan zeytin ağacı varlığının %98'i Akdeniz çanağı içerisinde bulunmakta olup ülkemizde de özellikle Marmara, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri zeytin üretimindeki en önemli bölgelerdir. 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılaştırılması hakkında kanun şöyle der. Zeytinlik sahaları içerisinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinlerin herhangi bir kimyevi atık çıkaran, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Pandemi süreci ve şu an içinde yaşadığımız savaş bize göstermiştir ki ülkemizdeki gıda arzı ve tarım alanları çok önemlidir. Keza zeytincilik alanlarının da tarım alanlarının hemen kıyısında olduğunu düşündüğümüzde yüzlerce yıllık zeytinliklerin yok edilmesi sadece bir ekosistemi yok etmeyecek, aynı zamanda tarım alanlarını da olumsuz etkileyecektir. Koronavirüs mutasyonuna iklim değişikliğinin ve maden faaliyetleri aynı zamanda tarım alanlarını da olumsuz etkileyecektir. Koronavirüs mutasyonuna iklim değişikliğinin ve maden faaliyetlerinin neden olduğunu gösteren bilimsel çalışmaların varlığı, madencilik faaliyetleri başta olmak üzere tüm kirletici ve yok edici kirli teknolojili tesislerin sonlandırılması zorunluluğunu canlı yaşamı için ortaya çıkarmıştır. İnsanların madencilik gibi faaliyetlerle tahrip ettiği orman alanlarında koronavirüs gibi zoonotik virüslerin varlığının en az 2,5 kat arttığı ve virüslerin insan yaşam alanlarına geçişinin de %70 arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bugün maden arama ya da sanayi tesisleri kurmak için zeytinliklerin elden çıkarılabilmesine olanak sağlayan söz konusu yönetmelik derhal iptal edilmelidir. İklim krizine önlem olarak pek çok ülke kömür kullanımından vazgeçme yönünde kararlar alıp yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederken tarihsel olarak ülkenin doğasının ve tarımsal üretim deseninde önemli varlıklarından olan zeytin ağaçları madenlere kurban edilmemelidir. Yüzlerce yıldır bu ülkede yerleşik bu ağaçların bu topraklarda bizden fazla söz hakkı vardır. 100 yıl sonra bugün kuracağımız sanayi tesisi belki bir işe yaramayacak ama yüzlerce yıldır orada duran zeytin ağaçları orada durmaya devam eder. Bizden fazla söz hakkı vardır. 100 yıl sonra bugün kuracağımız sanayi tesisi belki bir işe yaramayacak ama yüzlerce yıldır orada duran zeytin ağaçları orada durmaya devam ederse en az bugün kadar işe yarayacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 1 Mart 2022 tarihinde 31.765 sayılı yasa ile resmi gazetelere yayınlanan söz konusu yönetmelik eğer iptal edilmez ise ülkemizde zeytin ağacının en fazla toprakla buluştuğu Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede taş ve kömür ocakları sebebiyle yaygın biçimde zeytinlikler bu tür yollarla parçalanacak ve yok edilecektir. Dolayısıyla bu talan yönetmeliği derhal geri çekilmelidir. Teşekkür ediyoruz.